Yeniden herkese merhaba. Şimdiki oturumumuzda Kastamonu Entegre Yetenek Kazanım ve Yönetimi Kıdemli Uzmanı Merve Demiral Aksu ve İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Berkan Evkuran'ı dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Merve Hanım, Berkan Bey. Nasılsınız? Merhabalar, iyi, sağ olun. Siz de iyisiniz umarız. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Size de bahsettiğim gibi aslında günün son şirket oturumu ardından panel gerçekleştiriyor olacağız. Ben çok sözü uzatmadan, sizin de vaktinizi almadan sahneyi size bırakıyorum. Soru cevap kısmında görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Merhaba herkese. Aranızda olmaktan dolayı çok mutluyuz. Öncelikle onu paylaşmak isterim. Biraz ben kendimden bahsedeyim. Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri bölümü mezunuyum. Arkasından İnönü Üniversitesi'de Yönetim ve Çalışma Psikolojisi yüksek lisansını tamamladım. Yaklaşık 11 yıldır insan kaynakları alanında çalışıyorum. İşte danışmanlıkla başladım. Sigorta sektörü devam etti. Şu an Kastamonu Entegre'de karşınıza geldik. Berkan'a da sözü vereyim, sonrasında sunuma başlayacağım. Merhabalar tekrardan. Ben de Berkan. Koca Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümü mezunuyum. İnsan kaynakları alanında yaklaşık 3 yıllık bir tecrübem var. Daha öncesinde otomotiv, teknoloji gibi sektörlerde çalıştım. Yaklaşık 1,5 yıla yakın süredir de Kastamonu ailesinin bir parçası olarak kariyerime devam etmekteyim. Global tarafta ben şirketimizde görev alıyorum. İştiraklerimizin genelde gerçekleştirdiğimiz projelerimizin globalde entegre edilmesi süreçlerine daha çok görev alıyorum deyip sözümü Merve'ye verelim. Başlayabiliriz. Evet. Kısaca biraz şirketten bahsedeceğim. Kastamonu Entegre, Hayat Holding grup şirketi. Hayat Kimya'yı tanıyor olabilirsiniz. Tüketici grubu olarak geçiyor Hayat Kimya. Biz de Kastamonu Entegre olarak Ağaç grubu olarak çıkıp geçiyoruz. Büyük bir grup, %100 Türk sermayeli ama yerelden çıkıp global olmuş. Büyük bir grup. 1,9 milyar dolarlık ciroya sahip, işte 700'e yakın, 7 bine yakın çalışanı olan, 6 ülkede üretim tesisleri olan bir şirket. Ağaç bazlı panel sektöründe biz faaliyet gösteriyoruz. Peki nedir bu ağaç bazlı panel? Aslında evlerinizde, iş yerlerinde, okullarınızda ağaç ürünlerinin çoğu bu panelden üretiliyor. İşte evlerde laminat parkeler, mutfak ürünleri, işte oturma grupları, salon vesaire, işte masalar, her gördüğünüz mobilyada bizim bir şeyimiz, üretimimiz olabilir. Kapı paneli gibi aslında her gün 4.500 konutunda ihtiyacını karşılayacak bir şeyimiz var, üretimimiz var. Hem Türkiye'de hem dünyada çeşitli tesislerimiz bulunuyor. Türkiye'de 6 fabrika, yurt dışında da 5 ülkede üretim gerçekleştiriyoruz. Böyle ben kısaca yurt dışındaki tesislerimizi şöyle göstereyim size. Berkan'ın da belki paylaşmak istedikleri de olabilir. Sonrasında da paylaşabilir ama büyük bir aslında ağaç bazlı panelde Türkiye'de birinci sırada olan, işte Avrupa'da üçüncü sırada olan, dünyada beşinci sırada olan, dünya laminat parkı üretiminde %6'sını gerçekleştiren bir genel olarak şirketiz. ISO 500'de 10 yıldır ilk 50'de yer alıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde ilk 1000 ihracatçı sıralamasında kendi sektörünün lideri. İtalya'da en büyük Türk yatırımcısı ve Kalder'de kalite çemberi alanında da toplam 6 ödülün sahibi bir şirket olduğumuzdan bahsedebilirim. Bizim Florpen ve Artflor diye ürünlerimiz var. Bunlar çevre dostu malzemeyle yapılmış, işte insan sağlığına zarar vermeyen Blue Angel sertifikasına sahip ilk Türk parke ürünleri. Bu gelişmeleri de tabii yeni teknolojiyi, inovatif ürünleri İstanbul'da bulunan Teknopark'ta Arga merkezimizde gerçekleştiriyoruz. Sektörün ilk sürdürülebilirlik raporuna sahibiz.
Buraya gelmeden önce şunu da dikkat çekmek istiyorum. Ormanların bir ekosistemi var tabii ve orman atıklarının belli bir sürede oradan kaldırılması gerekiyor ki bu ekosistem doğru bir şekilde işlesin. Biz Orman Bakanlığı ile çalışıyoruz ve buradaki aslında orman atıklarını alıyoruz. Bir anlamda bir arkadaşımız şöyle söylemişti. Ormanların çöpçüsüyüz bir anlamda. Ek olarak plantasyonla üretilen yine ham maddeleri kullanıyoruz. Mümkün olduğunca çevreye faydalı projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Örneğin 2030'a kadar tüm fabrika çatılarının güneş kolektörüyle kaplamalı. Fabrika atıklarını enerjiye çevirme projelerimiz var. İşte bununla beraber 1 milyon nüfusluk bir şehrin elektriğini karşılayacak bir elektrik üretimi, 5 bin kişinin tükettiği suyu geri kazanma gibi çeşitli projelerimiz var. Yine Orman Bakanlığı ile beraber ağaçlandırma çalışmalarımız var gibi birçok yine hem çevre hem sürdürülebilirlik ile alakalı aksiyonlarımız var. Teknopark'tan bahsettim. Burada ürün süreç geliştirme, verimlilik arttırma, yeni ürünler, etkin kaynak kullanımı, malzeme teknolojileriyle alakalı çalışmalar gerçekleşiyor. Çünkü inovasyon aslında büyümenin yeni aracı. Bununla beraber şirket içi işte Filke platformu, TÜBİTAK'la, TÜSİAD'la ortak projeler, kuluçka programı, yalın iş hızlandırma projeleri gibi projelerde çalışıyoruz. Şirketimizdeki işe alım yetenek kazanımı stratejisinden biraz kısaca bahsedip sonrasında Talent Tree genç yetenek programından biraz bahsedeceğim. Burada yetenek kazanımı ve yönetiminde üç tane önemli konu var. Tüm dünyanın da kabul ettiği yetenek, yatkınlık ve yetkinlik. Burada yetenek doğuştan geliyor. Çeşitli testlerle ölçebiliyoruz bunu. Bir de yatkınlık var. Bu da kişilik özellikleri, motivasyon ve değerlerde kendini gösteriyor. Bireyin kendisini tanımasını sağlıyor ve envanterle ölçülüyor aslında. Yetkinlik de yetenek ve yatkınlığın deneyimle birleştiği alanda ortaya çıkıyor. İşte yetkinlik bazı uygulamalarla ölçülebiliyor, grup çalışmalarıyla ölçülebiliyor ve gelişebiliyor, değişebiliyor. Burada önemli bir konu ya dikkat çekmek istiyorum. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2025 için belirlediği çeşitli yetkinlikler var. Şimdi bu yetkinlikler dört ana başlık altında toplanıyor. Problem çözme, öz yönetim, insanlarla çalışma ve teknolojiye gelişim. Bakacak olursak ayrıntısına, analitik düşünme, inovasyon, aktif öğrenme, öğrenme stratejileri, karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme, analiz, yaratıcılık, orijinallik, girişimcilik gibi devam eden aslında önemli yetkinliklerden bahsediyor. Buradaki en önemli konu adayların ve şirketlerin bu yetkinliklere hazır olması gerekliliği. Biz de bu kapsamda her aday ve her şirketin yapması gerektiği gibi çeşitli aksiyonlar alıyoruz. Kendi içimizde bir şirket olarak, çalışanlarımız olarak neler yapabiliriz? İşe alım süreçlerimizde, gelişim faaliyetlerimizde şirketimize uygun yetkinlik ve değerleri içeren bir prensip bazlı prensip seti oluşturduk ve faaliyetlerimizi Kastamonu prensipleri üzerinden kurguladık. Buradan konuyu biraz Talent Tree gelişim programına bağlamak istiyorum. Örneğin geçen sene hazırlanan ve öğrencilerle program doğrultusunda paylaşılan eğitimleri görüyorsunuz. Buradaki amacımız tabii farklı öğrenme stratejileri de kullanıp işte daha eleştirel, analitik, inovatif düşünen, karmaşık problemlerin üstesinden gelebilen bireyler olmayı desteklemek üzerine kuruluydu. İşte her Talent Tree programı öncesinde de biz tekrardan gözden geçiriyoruz. Dünyada neler oluyor? Öğrencilere, stajyerlere nasıl gelişim olanakları sağlayabiliriz? Tekrardan bu dinamik süreçle gözden geçirip eğitim programlarımızı oluşturuyoruz. Buradan 2023'te alacağımız
Talent Tree Genç Yetenek Programı'nı 9 Nisan'a kadar başvurusunu açtık. Talent Tree'de arkadaşlarımızı deneyimli ekip arkadaşlarıyla mentor desteğiyle hibrit çalışma ortamında global bir çalışma ortamı, program sonrası part-time iş fırsatı ve inovasyonlar dayalı yönetimi olan bir şirket bekliyor olacak. Ben burada biraz sözü Berkan'a bırakmak istiyorum. Sonrasında onun bıraktığı yerden ben de program hakkında bilgi vermek üzere devam edeceğim. Tabii ben de devam edeyim hemen. Geçen sene ilk defa Talent Tree yurt dışı iştiraklerimizle uygulamaya başladık. Romanya, İtalya ve Bulgaristan'da bu yetenek yönetim programımızı canlıya aldık. Rusya'yı dahil edemedik. Malum özel durumlarından dolayı kendilerinin öncelikleri farklı. Dolayısıyla burada diğer iştiraklerimizle yola devam ettik. Buradaki bizim önceliğimiz şirketimizin global yapısını stajyerlerimize anlatabilmek adına hem de interaction'ların aralarındaki arttırabilmek adına bütün planladığımız eğitimleri ve diğer etkinlikleri global bir şekilde yapmak istiyoruz. Yani geçen seneden örnek verecek olursam mesela bir Team That Saved the World etkinliğimiz oldu. Bütün stajyerlerimiz katıldı. Zoom üzerinden gruplandırdılar, birbirleri interaction'a girdiler. Eğlenceli bir etkinlik olmuştu. Bunun dışında LinkedIn Challenge'ı yaptılar öğrenciler kendi aralarında. Burada nasıl oldu bu challenge? Çalışma alanlarında fotoğraflarını çektiler tabii ki İSG kuralları çerçevesinde. Daha sonrasında hani bu staj programı boyunca kazanmış oldukları deneyimlerden bahsettiler aslında. Bunların dışında proje sunumları oldu. Yurt dışı iştiraklerimizi bu sene ilk defa canlıya aldı mısın? Aslında çok belli başlı projeleri yoktu ama orada şu şekilde ilerledik. Biraz daha kendi deneyimlerinden bahsettikleri, ilgili birimin yöneticilerinin katıldığı, yine bizim tarafımızda insan kaynakları direktörümüzün de katıldığı bir etkinlik planladık. Burada hem kendi deneyimlerinden bahsettiler hem de işte görmüş oldukları problemler nasıl daha iyi bir şekilde bu süreçler yönetebilir hakkında sunumları oldu. Bunun dışında da en son olarak bir farewell event planladık. Hani Talentry'ye hoşça kal etkinliği yine direktörümüzün, insan kaynakları direktörümüzün katıldığı bir etkinlik oldu. Stajlarını tamamlayan öğrencilerimizden kadroya aldıklarımız oldu. İştiraklerimizde yine part-time olarak çalışmaya devam eden arkadaşlarımız var. Bu sene özelinde de planımızı yaparken geçen sene stajyerlerden almış olduğumuz feedbackler doğrultusunda planlamaları gerçekleştiriyoruz. Nedir bu feedbackler? Daha çok hani bir araya gelmek çok hoşlarına gittiklerinden bahsettiler. Program sonrası yapmış olduğumuz anketlerde birebir görüşmelerimizde. Dolayısıyla burada daha çok ortak eğitimler planlamayı, daha çok global etkinlikler, birbirleriyle interaction'a girebilecekleri etkinlikler planlamayı düşünüyoruz. Bu kapsamda da şu anda mevcutta planlarımız devam ediyor. Hem yerel İK'lar, lokal İK'lar olsun. Hem de şu zamandan aslında şu anda üniversite etkinlikleri başladı malumunuz. Hem de öğrencilerle görüştüğümüzde bu yapılacak olan etkinlikler aslında kendilerine birazcık ilgisini çekiyor tahmin edersiniz. Hem global yapıyı görecek olmak hem de farklı ülkeden, kültürden insanlarla çalışmak. Globalde de Talentry'yi bu şekilde geçen sene yönettik ve bu sene de bu şekilde planlıyoruz deyip sözümü Merve'ye tekrardan geri verebilirim. Teşekkür ederim. Ben de biraz süreçten de bahsedeceğim ama onun öncesinde aslında geri bildirimleri de Berkan'ın dediği gibi topluyoruz. Ve her sene üzerine bir şeyler katarak daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. İşte burada da oldukça güzel bir NPS skoruyla, güzel geri bildirimlerle programı tamamlamıştık. Aldığımız diğer gelişmesi gereken aralanları da toparlayıp her sene üzerine biraz daha bir şeyler katarak daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Burada da yine geçmiş stajyerlerimizin hem yurt içi hem yurt dışındaki stajlarından kareler var. Ben süreçten bahsedeyim. Şu anda ilanımız açık. Online başvuru yapabiliyorsunuz. Bunun için işte LinkedIn, Instagram, Kariyer.net, gibi sayfalarımızdan, ilanımızdan ulaşabilirsiniz. Üniversite 3. ve 4. sınıf başvurularını topluyoruz. İyi seviyede İngilizce beklentimiz var çünkü bir aslında hem global bir şirket olmanın hem programı globalde beraber yürütmeye
çalışacağımız için ortak aslında eğitimler, workshoplar da olacak. Bunun dışında öğrenmeye, kendi kişisel gelişimine katkı sunmaya açık, takım çalışmasına da yatkın olduğunu düşünen bütün arkadaşlarımız başvurabilirler. Sonrasında bir İngilizce testi sürecimiz olacak. Bu süreçten sonra oyunlaştırma deneyimimiz var. Video mülakat, online yüz yüze mülakat sonrasında seçilen arkadaşların işte teklif süreçlerinden sonra bir hafta eğitim oryantasyon süreci sonrasında da bir yerinde staj dönemi olacak. Hem genel merkez Altunizade hem de fabrikalarımızın olduğu işte Gebze, Balıkesir, Adana, Kastamonu ve Tarsus için başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. İlan içerisinde ilanı başvururken zaten bu seçenekler çıkıyor. Buna göre bir alım gerçekleşecek. Şimdi ben burada paylaşımı durduruyorum. Kendi tarafımdan bir videomuz var. Videodan sonra isterseniz soru cevap kısmına geçeriz. Teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi bizim sosyal medya hesaplarımız LinkedIn, Kariyer.net üzerinden ilanımıza başvurabilirsiniz. Sizleri de aramızda görmek isteriz diyeyim. Soru cevap kısmına geçebiliriz. Süper. Tekrardan teşekkür ederiz Merve Hanım, Berkan, deneyim paylaşımları için. Şimdi genel olarak bugün gelen sorulara da geçiyor olacağım. Böyle sizinle daha önceden paylaştığımız soruların yanı sıra yayında gelen, anlattıklarınız üzerine gelen sorular da var. Eğer vaktimiz kalırsa onları da aynı şekilde paylaşıyor olacağım. İlk soruyla başlıyorum. Talent Tree programında öğrencileri neler bekliyor demiş bir tane katılımcımız. Bu biraz geniş bir soru. Belki biraz daha sınırlandırmak gerekebilir. Programa dahil olan olunan süreçte, oradaki sürede belki de öğrencilerin hangi yetkinlikleri geliştirdiği, hangi eğitimleri aldığı biraz daha böyle bir soru içeriği diye anlıyorum ben. İlk sorumuzla bu şekilde başlayalım. Tamam. Berkan, istersen ben cevap vereyim. Senin eklemelerin olursa öyle devam edelim. Şimdi şöyle bahsedeyim. Global hibrit bir çalışma ortamı var şirketimizde. İnovatif takım çalışmasına yatkın bir ortam var. Öğrencilere işte webinarlar, eğitimler, lider buluşmaları gerçekleşecek. Teknik eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişimlerine, dediğim gibi son dünya düzeninde değişen gelişmeler sonucunda gereken yetkinliklerle alakalı güzel eğitimler planlanıyor şu anda. Bir de Berkan biraz bahsetmişti. Bir bizim proje şeyimiz de var. Proje kısmı da var. Programa katılan arkadaşlara mentor atanıyor. Her öğrencinin bir mentoru oluyor ve bir beraber bir proje sunum ve hazırlık süreçleri oluyor. Üst yönetime sunuyorlar bu sunumu. Aslında body sistemi gibi de bir şeydir belki. Sadece proje bazlı değil olabilir. Yani zaten içeride her
Yani mutlaka insan kaynakları olarak biz takip ediyoruz arkadaşlarımızı. Hani body biz oluyoruz genel olarak, öyle söyleyeyim. Doğrudur. Bizleri de mentor oluyorlar. Burada güzel projeler de çıkıyor. Ondan da bahsedebilirim. Yani dediğim gibi kendilerini geliştirmeye açık olmaları yeterli. Biz çok ince ileyip sık dokuyup güzel bir program hazırlıyoruz onlara. Süper. Bir sonraki soru hibritle alakalı ama bunu zaten yanıtladınız aslında ilk sorunun içeriğinde. Evet, Bir diğer hibrit soruya bir çalışma ortamı var. geçeceğim bu yüzden. Evet arkadaşlar, bu arada program dönemi boyunca zaten genel olarak da tam zamanlı çalışanların hepsi hibrit bir şekilde çalışabiliyor. Merve Hanım da bundan bahsetti. Adayları seçerken en çok hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz demiş farklı bir izleyicimiz. Tabii bu değişkenlik gösteriyordur yine. Ben sözü size bırakıyorum. Ben hani şeyden bahsedeyim biraz, hani süreç nasıl ilerliyor Türkiye'de, ondan bahsedeyim. Tabii üniversitelerin 3. 4. sınıfları İngilizce bilen arkadaşlarımız başvuruyorlar. Bahsettiğim gibi bir İngilizce test süreci oluyor, sonrasında oyunlaştırma süreci ve işte video mülakat aşamalarına geliyor. Burada önemli olan tabii kişisel gelişime açık olmak, kendini iyi ifade etmek, iletişim becerilerinin yüksek olması, takım çalışmasına yatkın olmak, açık olmak. Yani o isteği aslında belirtmek, anlatabilmek önemli. Bu şekilde şey yapabilirim, yani bahsedebilirim. Berkan'ın da mutlaka ekleyecekleri vardır. Yani kesinlikle öyle. Merve de bahsetti. Bu hani ne arıyoruz? Biraz aslında departmandan departmana da göre değişiyor. Atıyorum finans departmanına birisini arıyorsak aşırı analitik olması gerekiyor. Veya atıyorum bizim ekibe bir stajyer gelecekse İngilizcesinin çok çok iyi bir düzeyde olması gerekiyor. Çünkü iletişimimizi İngilizce üzerinden sağlıyoruz. Dünyanın ortak dili olduğunu varsaydığımızdan dolayı. Dolayısıyla bu birazcık hani göreceli bir soru. Çok değişken bir soru. Departmandan departmana göre değişir. Süper. Bugün böyle birçok şirket oturumunda da aynı tatta ilerledi ama programdan mezun olduğumuzda direkt çalışan olarak devam edebiliyor muyuz? Bu da herhalde anladığım kadarıyla öğrencilerin seçimlerinde oldukça büyük bir etken. Böyle bir patika var mı acaba, kariyer yolu olarak böyle bir seçim yapılabiliyor mu? Bunun biraz detaylarını dinlemek isterler. Bunun detaylarını dinlerken de aslında oturumun böyle biraz da sonuna gelmiş oluyoruz. Aktarmak istediğiniz bugünden, tekrarında hatırlatmak istediğiniz ve size ulaşabilecekleri noktaları da tekrar bir hatırlatıp altını çizmekte hem Berkan Bey hem Merve Hanım faydalı olacaktır. Tamam, ben başlayayım. Berkan sonrasında devam eder. Ben biraz çünkü hem Türkiye tarafını anlatıyorum, Berkan'ın da iştirakler tarafında deneyimi var. Şöyle, zaten program içerisinde tanıttığımız gibi program sonrasında uzun dönem staj imkanı var. Arkadaşlarımız örneğin 3. sınıfta programı tamamladılar Ağustos ayı itibariyle. Biz tabii ki hem onların hem bizim beklentilerimize göre onları uzun dönem olarak part-time devam ettirebiliyoruz. Sonrasında da bu part-time süreç bittikten sonra departmanın aslında ihtiyaçlarına göre işe de alınabiliyor arkadaşlar. Bu programın 4. senesi ve Kasman Entegre'ye geçmiş çalışanı olarak devam eden birçok arkadaşımız var çeşitli departmanlardan. İşte iş planlama, inovasyon, kalite, dış ticaret, süreç, satın alma gibi. Bu nedenle fırsatlar her zaman var. Neden olmasın diyorum. Aslında Merve açıkladı gayet net bir şekilde karşılıklı mutabakat olması halinde arkadaşlarımız devam ediyorlar. Zaten aslında hani biraz daha 3. ve 4. sınıf olarak üniversitelerin seçmemizin sebebi bu. Arkadaşlarımızı aramıza alıyoruz. Daha sonrasında hani uzun bir tanıma dönemi oluyor aslında bizim için. Yani part-time çalışmaya devam ederlerse. Bu süre içerisinde her iki tarafta aslında birazcık kendini deniyor oluyor. Daha sonrasında staj süreçleri ve part-time süreçleri sona erdikten sonra oturup konuşuluyor, değerlendirmeler yapılıyor. Süper. En son dediğim gibi oturumun sonuna da gelmişken böyle eklemek istediğiniz notlarınız olur mu?
Yani akıllarına sonradan soru gelir ya da programla ilgili merak ettikleri bir şey olur. Her zaman LinkedIn üzerinden ulaşabilirler bizlere. Berkan yerine de söylemiş oldum ama yani şirketimizde böyle bir hani yardım genç özellikle gençlere yardımcı olmayı bir Evet. ortam var. Onu da paylaşmak isteriz. Süper. Tekrardan çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Gerçekten aktardığınız noktalar, programa özgü noktalar için de ayrıca teşekkür ederiz. Aslında akan çok soru var. Hep böyle biraz daha detay, işte mülakatlara dair sorular, işte ikinci, üçüncü sınıf olduğumuzda katılabiliyor muyuz gibi biraz genel sorular. Tüm herkes aslında ilanı detaylıca incelediğinde hem sorularının yanıtlarını alacaktır hem de Merve Hanım, Berkan Bey'e bence LinkedIn üzerinden ulaşabilirler diye düşünüyorum. Değerli vakitleri ve deneyim aktarımları için yeniden her ikisine de teşekkür ediyorum. Bir sonraki oturum bayağı heyecanla beklediğimiz bir oturum aslında. Günün son oturumu stajyer paneliyle gerçekleştiriyor olacağız. Panel kapsamında Donon, Nobel İlaç ve Eti'den stajyerlerimiz bizlerle olacak. Kısa bir aranın ardından görüşmek üzere.